19 Mayıs'ta hakikaten burada olmak daha güzel bir şey yok. Yani başka bir yerde olmayı hiç tercih etmezdim. Çok teşekkür ederim ve de bu onlara nasıl ettiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. 2000 yılında askerlik vatanı görevini bitirmeme rağmen ısrarla bu görevime devam ediyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Beni seven, bağrına basan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programı açıklıyorum. Efendim, program iki bölümden oluşacağı söylendi bana. Kıymetli komutanlarımız, derneğin vakfımızdan değerli idarecilerimiz bana dediler ki program iki bölüm. Bir, rahat. İki, hazır ol. Tahmin ediyorum hazır ol bölümü bitmiştir diye tahmin ediyorum. İkinci bölümde, rahat bölümünde sahneye çıkacağım için çok mutluyum. Bir ikincisi de Sayın Genelkurmay Başkanımızın iştirakleriyle birkaç seferdir sahnede bulunuyorum. Ve sizi temin ederim ki kendisi benim anlattıklarıma güldü. O nedenle bu birazcık sizleri rahatlatır diye tahmin ediyorum. Bizim gösterilerimizde hakikaten biraz kural tanınmaz. Çığırından çıkar bazen seyirci. Ölmek üzere olur. Hatta ölür bazen. Ama şimdi kuliste gördüm ki bir doktor arkadaşımız vardı. Hekim. Bir asker tahmin ediyorum kendisi. Bir subay hekim. Dedi ki ben doktorum. Dedim aman bir yere ayrılma. Çünkü dedim buradan çok gönderdiğimiz oluyor bizim. Böyle bir meslekte insanın yani böyle bir kurban vermesi çok komik. Çok enteresan bir mesleğim var. Salonda sıcak tahmin ediyorum bir yerlenme durumu başladı. Onu şöyle bir plana oturtalım. Herkes bir yanındakini yerlesin şeklinde yaparsak. Tabii protokolde böyle bir şey beklemiyorum. En azından arkalarda böyle bir şey cereyan edersin. Elimde bir program var. Benim yapacağım işlerde pek programsız gibi görünse de programım şunlar. Sivilken, sivil halimle bir sonraki çarşı iznini yakmayacak şakalar yapacağım. Elimden geldiğince. İstanbul'daki gösterilerimizde kıymetli komutanımız katkıların sırasında önünde bir topak şey gördüm. Kağıt mendil. Komutanımız bunu gözyaşlarını silmek için kullanıyordu. Dedim ki Allah Allah yani bu kadar mı acıklı durumdayım? Çünkü bizim mesleğimiz her türlü reaksiyonu açık ama temelde güldürme üzerine yapıyoruz ya işimizi. Yani insanlarımız gülmek için geliyorlar. Hakikaten gülerek de ayrıldıkları oluyor. Yani çoğu zaman öyle oldu. Hiç izlememiş olan var mı aramızda? Hiç izlememiş olan. Çok nadirdir. Burada bir iki kardeşim var. Orada neden izlemediniz? Soruyorum bazen diyorlar ki denk gelmedi. Lan bu böyle bir iş değil ki denk gelmedi. Yani yol verirken bilet gelip rüzgarla bilet gelecek hali yok. Gidip alacaksın. Denk gelmedi diyen var. Siz orada bir iki arkadaşım izlememiş hiç. Hiç izlememiş çok nadirdir. Kıymetli komutanlarımı görüyorum askerken emirlerinde çalıştığım. Onların da izlediğini düşünüyorum. Çünkü yani benim çarşı izinlerime yansımıştır. Memnun kaldıklarını hissediyorum. Mesleğime emin olun çok severek yapıyorum. Memleketin gülen yüzü olmak ve yani böyle bir günde mesela 19 Mayıs'ta atamızın emanet ettiği gençlikten bir isim olmak çok hoşuma gidiyor. Ama çok bahtsız bir organizasyonda demin sırım gibi delikanlılardan sonra sahneye çıkmak en azından görsel olarak şöyle bir his uyandırabilir. Ulan acaba buna mı emanet etti yoksa onlara mı? Ama tabii ki de güzellik ya da şıklık hepimizin arzuladığı, milletimizin hakikaten ihtiyacı olan demiyorum. Yani damarlarında, kanda mevcut olan bir şey. Güzellik, olumlu şeyler, pozitif şeyler. O nedenle ben de kardeşlerimizin dış görünüşünden tabii ki de etkileniyorum. Diyorum ki işte Türk gençliği bu.
Ama biz de tabii hani özde güzellik manasında. Gençliği temsil etme yolundayız diye düşünüyorum. Yani bu aslında şu demek. Benim boyum kısa, yakışıklı değilim. Gençlerin de örnek alacağı bir adam değildir, komedyen. Ama tabii çok sevdalısı var bu işin. Kimseye faydası yoktur. Sahneye çıkan bir tek ben bunu hissettim. Faydası olmadığını söyledim ama durduramıyoruz tabii. Eğilimi olan çok vardır komikliğe. Şimdi tabii burada ağırlıklı olarak misafirlerimizin hepsinin bir mesleği var. Küpeyi çıkarmak gerekiyor. Komutanım izin verdi ama kendi çıkarıyor. Aslında küpe serbest demişlerdi ama çok ses yapıyor. Bu da kulağıma küpe oldu. Şimdi... ne anlatıyordum en son? Siz söyleyin efendim, Sayın Bayram. Küpe serbest demiş, evet. Takip etmelerine çok sevindim. Arkadaşlar eğer protokol takip ediyorsa korkma. Komiklik bizim insanımızın hakikaten atasporudur. Yapmakta hiç çekinmediğimiz, yaparken de çok başarılı olduğumuz bir şeydir. Ama ne yazık ki birazcık da tehlikeli bir şeydir. Bıçak sırtı bir hadise. Ha diyebilirsiniz ki ulan hiçbir bıçak sırtlılık yanı yok. Görüyoruz seni, durumun gayet iyi. Ya içi seni hani dışı seni yakar, içi beni yakar ya da tam tersi, ikisi de geçerli. Böyle tuhaf bir meslektir. Bakın yıllardır sahnede hizmet veriyorum. Faydasını gördüğüm zamanlar oldu. Misal bugün gibi. Yani hatırı sayılır bir kitle burada toplandık. Buna da vesile olanlardan bir tanesi benim aktivitemse eğer, ben mesela işimi severim, saygın bir yere koyarım. Ama onun dışında komiklik bir faydası olan bir şey değil. Ben hatırlıyorum yani 20-25 sene amatör yaptım evde, dediler ki deli bu. Ama para karşılığı yapmaya başladım, dediler ki bu adam artist galiba. Emin olun bizim gösterilerimizde belli bir ücret karşılığında yapılıyor. Bugün tabii öyle değil. Bugün öyle bir şey oldu mu? Bilet alıp gelen misafirlerimiz de var değil mi? Hayırsever insanlar var öyle değil mi? İşte onlardan daha fazla gülmelerini bekleyeceğim. Çünkü onlar şu anda yıpranmış durumda. Lan hayırımı yaptım, bir daha ne güleyim gibisi. Bu benim için tehlikeli. Ama yani gülmekle ilgili dedim ya sorunumuz yok. Ben çoğunu... Katılımcıların çoğunu tedavi ettim. 12 sene oldu sahneye çıkalı. 12 sene boyunca kimlerle mücadele ettik? İnsanlar koltuklara oturduğu zaman o gülmeye hazırlanana kadar o kadar vakit geçiyordu ki. Zamanla bu tabii kısaldı bu vakit. Yani salona yerleştirdikten sonra otoparktaki derdini buraya taşıyan. Şimdi burada öyle şey, insanlar oluyor. Yani geliyor salona ama buraya gelene kadar, evden buraya gelene kadar neler yaşanıyor ve sahnedeki adama bunları yansıtıyor. Sahneye şöyle bakanlar var, yani bu adam tam anlatıyor da otoparktaki arabanın durumu ne olacak şimdi? Acaba kelebek camından girip teybi götürmesinler? Çünkü hissiyat şudur, çok güldük başımıza bir şey gelmesin. Bütün hissiyat budur. Ah çok güldük başımıza bir şey gelmesin. Ulan bizim başımıza daha ne gelebilir ki? Her şey geliyor. Ve çok güzel de atlatıyoruz. Gülmekten... Bu kadar sıkıntı duymak, bu kadar korkmaya gerek yok ama gülünce cezalandırılacağını zannetmenin kaynağı galiba şu. O kadar lüks bir zevk ki gülmek. Tek başına yaptığın zaman tuhaf görünüyor. Kendi kendine gülmek iyi bir şey değil. Topluca gülmek çok lezzetli bir şey. Zaten hani dünyada fiziki aktivite olarak birkaç tane eğlenceli şey var. Bunların birkaçını sıralamayalım. Tahmin ediyorsunuz ne olduklarını. Onlar kadar zevklidir gülmek. Onlar kadar da efor sarf ettirir. Bizim oyunlarımızda ben hatırlıyorum. Seyirci eve mesela saat 9'da başlıyor suare. Yarımda falan bitiyor oyun. 3 saat sürdüğü olur. 3,5 saat. Gerçi ben 5 saat de anlatırım ama finalde bir 10'luk atın deyince kimse atmıyor. Uzun uzun anlatıyorsun. Belli bir sürede bitiriyorsun. Emin olun seyirci halter kaldırmış gibi buradan ayrılıyor. Yani çiftlere onun için bazen uyarıyoruz. Diyoruz ki eve gidince ayrıca aktivite girmeyin. Yani hemen götünü dönüp yanacak, yatacaksın. Yapacak bir şey yok. Yani ne oldu? Güldük yeter. Evet. İnsanı mutlu eden bir aktivite belli ki. Buna vesile olmak çok güzel. Ama meslek olarak itibarı şöyle az. Normalde insan evine gidip ağlar. Ulan bir şeyler anlattım herkes bana güldü diye. Yıllarca
Bak bir babanın oğluna övdü açısından ne enteresan bir laftır. Yıllarca abim de beni karşısına alıp babam dedi ki, evladım ne yapın edin, el alemi bize güldürmeyin dedi. Ne kadar güzel bir övün değil mi? Oğlum ne yapın edin, hani bize güldürmeyin millete. Ya biz topyekun televizyonda reklamda oynuyoruz ya. Yıllarca babam bu prensibi söyledi ama tabii kendisi de çok meraklıdır. Yani ben bugün çıkmasaydım babam çıkacaktı, emin ol. O kadar meraklıdır. Ama tabii askerliğinle ilgili bir problem olduğu için gelemedi. Hani bir sefer görevimi çıkar diye korktu. Babam çok meraklıdır. Son 12 senedir de mesleğimle ilgili olarak hani sahnede giydiğim bir kostüm var. Komple siyah bir kostüm. İçimde kamuflaj vardır. Gerekirse çıkarırız gibisinden. Babam son 12 senedir komple siyah giyiniyor ki hani kesin babasıyım ulan görmüyor musunuz? Hani şeklinde. Yavrum yazık biz 3 kardeşiz. Babam hani benim bu hazır cevaplı, işte neyse efendim komikliğim, belki bazen iftifadan söylüyorsunuz zeki olmam, ondan kaynaklanıyor zannediyor. Ulan ben bir hani bir ikilinin eseriyim. Annem de söz konusu öyle değil mi? Ama o hiç anne tarafına hiç yormuyor. Yani bu malzemeyi biz koyduk. Hani en azından magnezyum benden. Ya be adam tamam da bununla övünüyorsun çok güzel de biz 3 kardeşiz. Diğerleri hiç komik değil, evde oturuyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Çok meraklıdır sahneye çıkmaya, hakikaten bıraksan çıkar öyle bir adamdır. Onun için o reklamda öyle bir malzeme olarak kullandım babamı. Halbuki o kendi eser sahibi zannediyor. Ya yavrum yazık, rüyasında benim yerime sahneye çıktığını görmüş. Ulan artık bu kadarı da fazla. Rumeli Hisarı'nda, İstanbul'da benim yerime sahneye çıkıyor. Dedim Allah aşkına peki ne yapıyordu? Ya şunu sorma Cem dedim. Böyle yap, bir şey de yapamıyorum. Korkuyorum, heyecanlanıyorum. Oradan uçarak uzaklaşıyorum dedim. Dedim ulan daha ne yapacaksın ki? Ya böyle bir gösteri hiç izlediniz mi Allah aşkına? Birini bilet alıp giriyorsun, adam geliyor. Geldiniz mi? Geldik. Hadi bakalım. Bam diye gidiyor. Dedim lan bak büyük gösteri ya. Çok meraklısı vardır bu işin ama yapması biraz zordur emin olun. Ben de istiyorum bir komedyen çıksın oturup izleyeyim. Oturup izlemez kim bilir ne zevkli. Bana diyorlar ki senin gösterilerine bilet bulamıyoruz. Ulan diyorum ben bile ayaktayım zaten. Ya yok. Bir kere de oturup izlemedim. Alkış tabii alışmamış gökte dondurma heyecanlandım. Alkış olunca bir manken kardeşimiz çıktı zannettim. Ama bu kombinasyonu sevdim yani bir manken bir komedi ya bir manken bir güzel. Herhalde öyle devam etmeyecek program ben de ümit ederim. O gönderme. Fotoğraf mı çekiyorsun orada? Bakayım. Beni çek. Onu videoyu niye çekiyorsun abi? Ne çekeceksin? Yaşa. İnternete falan verme. 15 yıldan başlıyor aman dikkat et. Tamam. Ne anlatıyordum en son? Efendim siz de. Ne anlatıyordum dinleyen var mı? Ne anlatıyordum size söyleyeyim. Efendim? Baba ne anlatıyordun dedim. Genelde dinlemezler. Bir gün sordum ne anlatıyordun dedim. Ablacı dedi. Böyle komiklik şakalar. Ne anlatabilirsin ki gibisinden. Hay Allah. Valla eğlenceli meslek ama zordur. Ankara için tabii sizler için, Ankara seyircisi. Çoğunluk burada Ankara'dan katılıyor değil mi? Ve tabii Ankara seyircisi için çok yani bir iltifat değil bu. Yıllardır söylenen şey sahne işlerini, sahne sanatlarını patronu olarak bilinirsiniz. Yani burada bir iş tutmuyorsa hiçbir yere tutmaz. Ben onun için Ankara'yı çok önemserim. Buradaki bir gösteri öncesinde bir arkadaşım dedi ki annemle babamı getireceğim senin oyununa acaba gülerler mi? Dedim lan ben sınavın geçeni çok oldu nedir bu? Her seferinde yeni bir sınav. Diyorlar ki annemle babam gelecek acaba gülerler mi? Dedim ki daha önce güldüler mi hiç? Yani bütün tedaviyi de ben yapamam ki ne bileyim ben. Belki hayatımda hiç gülmemiş iki tane deliden bahsediyor ne bileyim ya. Gülmek bir çalışma ister. Önceden kasların çalışması lazım. Bir eğilim olması lazım. Hani diyorlar ya zeka ürünüdür bu iş. E tabi. E tabi çok da entelektüel bir havaya da sokmamak gerekiyor. Yani gülmek hani refleks de bir şeydir. Hani bazıları şimdi anlamadığı halde gülmüyor mu zannediyorsun? Yani baktığın grup gülüyor arkadaşlar. Ulan ben ne güleyim bari diye vardır. Eğlenceli gülmeler vardır. Yanındakini dürtme vardır, vurma vardır. Dürtme vardır bizde yani. Ben anladım sen de anla. Gül anasını satayım. Ben çok zorlu seyircinin karşısına çıktım. Komutanlarım bilir. Onlar gönderdi beni göreve.
Deniz Harp Okulu'nun 273. kuruluş yıl dönümünde sahneye çıktım. 2000 yılında 273. kuruluş yıl dönümü. Yanlış hatırlamıyorum değil mi komutanlarım? Eğer yanlış hatırlıyorsam beni düzeltsinler. 2000 yılında Deniz Harp Okulu'nun 273. kuruluş yıl dönümü. Efendim program şu. Ben varım, Ajda Pekkan var. Ben moral ekibindeyim, Ajda Hanım Sibil. Program şu, ben şakalar yapacağım, Ajda Hanım şarkı söyleyecek. Yani aramızda kuliste öyle konuştuk. Çünkü o bir iki şaka yaptı, dedim ki yapma. Programa uyalım, sen dedim şarkı söyle, ben komiklik yapayım. Gittik, Deniz Harp Okulu'na 273. kuruluş yıl dönümü ve ilk mezunlar da gelmiş. Yemin ediyorum sahnede 25. dakikamı sürdürüyorum, hala salona gelen var. elimden geldiğince eski Türkçe falan konuşuyorum. Fil hakika, bir sonraki latifemde ise falan diye. Yaş ortalaması çok yüksek. Şimdi benim şakalarım tabii ki de geniş bir yelpazeye hitap ediyor olabilir ama benim de tabii kabiliyetimin sınırları var. Hem yaşım itibariyle hem anlattığım hikayeler itibariyle insanların ilgi alanına girmeyebilir. Biraz zorlandım. Çok zorlandım ama yani zorlandım açık açık. Yani. Çünkü ustalık herkesi güldürebilmek değil ki. Yani herkesin bir sınırı var ki. Ulan zorlanıyorum. Dedim ki bu dedim yaş grubunu şöyle yani dedim neşelendirebilirim. Şimdi dedim yeni bir ses, genç yetenek. İşte Pekkan dedim. Çünkü yaş aşağı yukarı ona denk geliyor. Ya kimse bu şakaya da pas vermedi. Dediler ki bu kız çok tutacak vallahi. Düşün. Nasıl bir yaş ortalaması? Kardeşlerimi orada görüyorum. Bu kardeşiniz de gazidir biliyorsun değil mi? Emin ol. Bakın hikayem şu. Şimdi artist askere çok öyle fazla giden bir kimse olarak bilinmiyor. Bizim memlekette artist dediğin zaman askerden kaçan kişi olarak bilinir ya. Normalde bana celp geldiği zaman benim Azerbaycan'da bir okul ayarlamam lazım. Normali bu. Hani ne yapıyorsun okuyorum ya Azerbaycan Ay Balam Üniversitesi. Benim özüm Yahşidir bölümünde okuyorum. Dil eğitimi alıyorum lan zorlama. Gibisinden. 99 senesiydi ben de mesleğimi icra ediyorum. İki üniversite bitirdim ben. Hiçbirisi kısa dönem yapmak için işe yaramadı. Yarasın diye de yapmadık. Herkes bilir. Tabii askerlik vatan hizmeti de bir hobi değildir. Hani neşe, zevk, yani zevk içinde yapılacak bir şeydir elbet ama mesleğimiz değil bizim. Mesleğimiz askerlik olmadığı için bilmediğimiz bir konudur. İştirak ederken konuyu bilmeyiz. Dolayısıyla hani o tespitler, o vazifeyi yaptıktan sonra mesleki tespit yapmak falan çocuksu bir şeymiş meğerse. Yıllarca büyüklerimizden dinlediğimiz hikayeler gibi hikayeler anlatmamı beklediler benden askerden dönünce. Hayal kırıklığına uğradı çoğu. Çünkü herkes şöyle hikayeler anlatıyor. Ben bölükte çok iyiydim, çok kral askerlik yaptım. Bölük komutanı beni çok seviyordu. Paşa beni çok seviyordu, kızını alacaktı hatta beni. Damadım da boynuma sarıldı. Vurdum kapıyı girdim bir gün. Nereye girdin ulan? Ben bunları yıllardır büyüklerimizden, abilerimizden... Tabii bunları tekrar söylüyorum. Mesleği askerlik değil ya. Bu hikayeleri bol keseden anlatınca dedim ki Allah Allah ya böyle bir şey olamaz mı? Neden böyle anlatırlar? Dedim şunu gözlemleyeyim ve anlatayım. O nedenle uzun dönem bittim. Çünkü... çünkü yani yapmayın. O zamanlar bedelli askerlik vardı. 28 gün 15 bin mark veriyordu. Bedelli askerlik yapıyordu. 28 gün yapıyordu. Ben niye yapmadım zannediyorsun yani bozuk mu yoktu? Elin saf. Yok yok şaka tabii. Yaşım tutmadı. Bunu bazen delikanlılığa da vururlar. Derler ki abi sen delikanlıymışsın 18 ay yaptık. Ulan askerlik böyle bir şey değil ki. Yani şubeye gidiyorsun ben delikanlıyım. İyi 40 ay geç. Ben hafif kırık 2 gün sen. Ben beyaz seviyorum. Bahri o zaman devam et. Öyle bir şey değil ki. Vasfına göre profesyonel bir şartları var. Ayrıca şaka değil. Nedense bizim Türklü kardeşlerimiz, asıl kahraman kardeşlerim burada, onlar çok iyi bilecektir. Ulan bütün herkes fotoğraf çektiriyor, elde bazuka.
Ya arkadaş. Ya bu bölükte patatesleri kim soyuyordu lan? Ya herkes nasıl böyle fotoğraf çektirir mi lan? Ya herkesin baktım böyle fotoğrafı var. Dedim lan bunda bir iş var hakikaten. Boyamış yüzünü, ağzından amma bıçak böyle kasatura falan koymuş. Böyle fotoğraf herkeste. Halbuki o kadrajı indir elinde patates var ha. Yaşayan yaşamaya. Bak işte yaşayan burada biliyor doğrusu. Yaşayan yaşamaya baktım bol keseden sallıyor dedim lan ben sizin sırlarınızı dökeceğim ortaya. Çünkü tabii ki de bizden şimdi muhalif şakalar bekliyorlar ama aklın yolu birdir. Bir meslekle ilgili şaka yaparken ben askerlik mesleğinin komik bir meslek olmadığını biliyorum. Bu komik bir meslek değil ki. Ya bir taarruz el bombası var ölürsün gülmekten. Komik mi lan bu? Değil tabii ki. Komik şeyler vardır, komik olmayan şeyler vardır. Ayırt etmek lazım ama tabii ki de insanların aklı basmayınca tuhaf bir yorumla dönüyorlar. Mesela 18 ay ya da 6 ay yapmış, 8 ay dönmüş hemen fikri şu. Abi mantık yok ya askerde, mantığı kapıda bırakıyorsun. Ulan 750 bin kişilik bir organizasyon belki, tam şimdi rakam vermeyeyim. NATO'dan bir problem çıkmasın. Nasıl mantık yok? Bunu söyleyen de dediğim gibi patates soyuyor. Ege ordu komutanı değil ha. Bölüğün ahçısı diyor ki mantık yok ya, vallahi yok. Bunun bütün vitamini kavanozda. Ulan vicdansız. Şimdi bu kahraman kardeşler var ya hani o ilk teslim oldukları zaman komutan sorduğu zaman adını bile söyleyemeyen, onlar işte hanımlara hava atmak için bu hikayeleri uyduruyor. Halbuki ilk gününü kimse anlatmıyor. O kostümü giydikleri halleri, hani kostümün bütün hani kollar burada, palaska burada falan hani rahat diyorsun hıh falan lan. Bu evrede o bazukayla fotoğraf çektirme evresine kadar neler oluyor halbuki? Ya herkes tankın önünde ya böyle fotoğraf. Ya bir tane tuvalet nöbetinde fotoğraf gördün mü ya? Çok zordu benim için. Tabii o yuvada, o çatı altında herkes de eşit. Şimdi bu bir beklenti değil. Diyorlar ki, tanıdan simalar birazcık böyle hem kırılgan tiplerdir, kırılmaya müsaittir. Bir ince de kırarlar zaten kalabalıkta. Yani biraz üzülürsün kalabalıkta. Bana mesela dediler ki, ulan amma anlattı, 7 senedir anlatıyorsun. Nerede yaptın bu askerliği? Ya her yerde yaptım. Her yerde yapmasam bu kadar anlatmam zaten. Ve yani diyorlar ya hani, lan bu artisttir, nasıl olsa kebap askerlik yapmıştır. Kaba tabiriyle böyledir yani. Bu torpilledir kesin. Ya bu cümle hiçbir zaman benim peşimi bırakmadı. Adamla aynı ranzada yatıyorum. Her sabah uyanıp diyor ki, abi sen çok rahatsın ya. Ve adam altında yatıyorum, daha ne yapayım lan? Ya çocuklar. Ne baktıydım komutanım, muhabere okulunda. Acemiliğim sırasında. Acemilik dediğim aslında 28 yaşındayım. Ama demek ki bir acemiliğim varmış. Teslim oldum, teslim olacağım günde. Tabii heyecanlıyım. Komik de bir reklam filmi çekmiştik, hatırlar mısınız? Babam beni bir spor otomobille teslim ediyordu. Ki tabii o bir reklam filmi. Gerçekte bir nizamiye kapısı değil orası. Yani dekordu orası. Biz Burdur'da bir yerde böyle bir tatil köyünü nizamiyeye dönüştürdük. İnsanlar heyecanlandı etrafta. Dediler ki burası da askeri oluyor falan. Ama dekor, yalnızca nizamiye girişi var, arkası yok. Yemin ediyorum nasıl etkiliyse, önce vatan falan yazdık, teslim olmaya geldiler oraya. Yemin ediyorum. O filmde, o şaka olan teslim olma filminde, işte hani artist olan çocuğunu götürüyor, teslim ediyor, onun spor otomobili alıp kaçıyor baba. Hayali bir baba bu, benim babam öyle bir insan değil. Ya da bilmiyorum, garajın anahtarı onda şu anda, ne bileyim ben. Hayali olarak teslimimiz oydu. O tabii bir şakaydı. Aklı başında bir insan olarak herkesin teslim olurken hikayesi. Neyse, artistin kralı da olsan şöyle olması gerekiyor. O bilinçle
çantanı hazırlayacağım. Değil mi kardeşim? Nedir? Sen nasıl teslim oldun? Çanta, içinde donun, çorabı. Şimdi tam teferruat vermiyorum. Tıraş takımı neyse biz de öyle gittik. Yani Burdey Sultanı geliyor, arkadan develer benim malları getirsin. Artist geliyor. Komutanım ben cibinlikli yatak yapın bana, orada yatacağım falan. Yok bunlar. Ama tabii insanların inanışı başka. Ben yani ilk Nizamiye Kapısı'na girerken bir komutanımız, bir asubay arkadaşımız beni elimi sıktı, dedi ki biriniz ziyarete geldim zannediyor. Elimi sıktı, dedi ki o diyeceğim ben, bir elinizi sıkabilir miyim? Dedim komutanım şu çizgiyi geçeyim, istediğin yerden sıkarsın. Dedim ben geldim ya, teslim olmaya. Ha onu bilelim o zaman, geç ulan. Girdim içeri. Girdim içeri. Memleketin her yerinden kardeşlerimiz var. Her yerinden ama. Şimdi bana diyorlar ki buradan bakınca, sahneden bakınca memleketimiz bugün tabii ki de özel bir kitleyiz, evet. Ama biz bu azınlıkta değiliz, bunu biliyoruz değil mi? Yani güzel insanlar var memleketimizde, çok, çok tabii ki de. Ama tabii çok çeşitliyiz, kalabalığız yani. O nedenle her sosyo-kültürel katmanda insanların olduğu topluluklarda eğlenceli malzemeler çıkıyor, çıkmıyor değil. Herkes vardı. Bana diyorlardı ki memleketin gerçek profilini böyle sahneden bakarak göremezsin. Ya bak orada görürsün dediler. Dedim lan ben gözlemci bir kişiyim. Görmemiş olamam. Neyle karşılaşabilirim ki? Abi her çeşit adam var diyor. Her çeşit. Kan grubunu bilen var mı diye sorular. Var, kırmızı diyen adam var. Dedim ki bir dakika. Dedim ki demek ki daha görmediğimiz modeller varmış. Tabii ki de Amerika'da iki master yapmış çocuk da var. Devlet Opera Balesi'nde balet çocuk, o da var. Her çeşit insan var. Her çeşit. İki dil bilen var, dört dil bilen var. Hiç konuşamayan var. Ve tabii asker ocağı diyor, deniyor ki bu çatı altında herkes eşittir. İşte anahtar cümle. Şimdi eşitiz de hatta komutanımız alayda bir konuşma yapmıştı. Demiş ki bu çatı altında herkes eşittir. Bakın Cem kardeşiniz bile, Cem çık öne. O bile eşit. Geç. Ya ben ilk 20 gün yıkanamadım, yıkanamadım. Sevilmek tabii ki de güzel bir şey ama şimdi olayın doğasına aykırı. Şimdi efendim deniyor ki bu çatlarda herkes eşit. Yani sen nasıl askersen ben de elim işte askerim. İlerleyeceğim elbet, onbaşı olacağım daha çabuk ama o an için elim. Bu evrede bütün kardeşlerin de eşit olmam lazım. Olmuyor ki. Her yerde şaka yap, yani vardır ya bir uyarı, silahla şaka yapma diye. Kime yapıldı zannediyorsun? Yani orada topak gibi duruyor. Dur şuna yapayım diye yapıldı. Silahla ben. Sonra diyorlar ki yani eşit şartlarda sen de yapmalıydın. Ya yapamam efendim. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'nın önünde iki nöbetçi kardeşim vardır. Düşün. Onlardan birinin ben olduğumu düşün. Kim girecek içeri müzeye? Herkes kapının önünde. Dur şunu dürteyim, şeyini bozayım. Ya beni düşünsene genelkurmayın önünde nöbetçi. Her gün 20 kişi vurulur lan. Hep sen mi dürtüreceksin Cem Yılmaz? Lan gidin, yok. Olayın doğasına aykırı meslek bazen öyle ortamlarda meslek artık hadiseyi aşıyor. O çok kötü bir şey. Hamam kötü müydü askerdi? Tertemizdi, pırıl pırıl. Hani deniyor ya bazen hani acaba ortam sizi irritemiyordu. Hayır efendim, pırıl pırıl ama ben havlu hazırlıyorum. Bütün bölük fotoğraf makinesine pil koyuyor. Herkes bir sonraki şamdanın kapağını çekmeye çalışıyor. Herkesten gizli bir kere girdim bölümde, kafamı sabunladım, tası aldım, döktüm, gözümü açtım, dört tane tam teçhizatlı çocuk böyle bakıyorlar. Askerde de hani özellikle hamamda bu kadar sevilmek iyi bir şey değil. Ya şu mesafeden bana bakıp dediler ki, yıkanıyor. Lan ne diyorsunuz dedim, bakıyoruz dedim. Ha alıcı değilsiniz, bakıyorsunuz.
Tabii bu hatıralar... Bu hatıralar çok. Erkek işi askerlik, öyle değil midir yani? Erkek işidir askerlik ama... Erkek cinsi de çok kalabalık olunca çok zor oluyor arkadaş. Allah ne güzel iki cins yaratmış. Bir hanım olduğu zaman bir ortamda erkeğin davranışı değişir. Dili değişir. Hal hareketi değişir. Şimdi acemilikte hep erkek, 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 erkek. Yani acemilikte hep erkek sonra düzeni değişmiyor tabii de. Erkek, her taraftan erkek, 10.000 erkek. İnsan gitgide kabalaşıyor. Aslında birazcık da kabalaşıyoruz öyle değil mi yani? O iyi bir ay falan, ne var böyle bir iyi baba, sen ne yapıyorsun? Mecbur. Çok da nazik olduğun zaman... iyi bir şey değil. Bak bizim öyle nazik arkadaşlarımız vardı ama onlar da ayak uydurdular hemen. Çünkü yani acemilik de abi, düşün kendini orada bir ifade vermen lazım. Hani hadi beyler yatıyoruz, yatma saati geldi derdiği zaman... Dur ben gece kremi süreceğim. Evde hep sürerdim falan. Çok şöhret yaparsın bölükte. Sert olacaksın. Öyle çok her şeyden nazinin böyle huylanır bir halin olmayacak. Her şeye ayak uyduracaksın. Çok zor. Yokluklar var, hasretler var. Değil mi? Televizyona böyle baka kalırsın hani o mesai sonrasında bir an olur. Er gazinosu. Hatırlıyorsun bizim mekanlarımız. Er gazinosu. Bizim mekanlarımız oydu efendim. Ama ne güzel. En azından bizim için özel bir mekanımız var. Er gazinosu öyle. Komutanlar falan giremiyordu. Sırf erlere vallahi... Kaç tane komutan kapıdan döndü oğlum. Hatta kızdık da yani. Komutanım yazıyor işte kapıda, er gazinosu. Bir çak. Kapatırdık kapımızı, eğlenirdik. Er gazinosu, televizyona bakıyordum. Ben hiç televizyon izlemeyen adam, böyle salya akı verip televizyona baktığımı hatırlıyorum. Vallahi billahi. Çok acıklıydı, çok. Acıklıydı yani. Kardeşlerinle yan yana, can cana. Ama tabii bir müddet sonra insanı mesleğinle ilgili yönlendiriyorlar. Baktılar yani ulan bu çocuktan bir faydalanmamız lazım. Yani elin mesela bir zanaatın varsa elin makas mı tutuyor? Terzi misin? Terzi olursun. Kuaför müsün? Kuaför olursun. Müzisyen misin? Orada eve. Pesame, pesame mucho. Bu şarkıdan da artık kurtulalım ya. Benim çok caz gitaristi arkadaşımı gördüm ben. Çe 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 çe. Müzisyensin, atom mühendisisin. Er gazinosunda televizyondan sorumlusun. Açıyorum, radyasyon geliyor, çekil. Çok fazla bir şey bekleme yani, profesyonel oryantasyon var. Mesleğinle ilgili askeri yönlendirme, tabi elbet. İşletme mezunu çocuk, tak kantinde. Böyle çok makro ekonomi bilmesine gerek yok. Parayı al, çok ömeli ver. Para çok ömeli, para çok ömeli, para çok ömeli. Ne kadar para o kadar çok ömeli. Bitti. bizim de mesleğimiz elle tutulmaz, gözle görülmez. Nedir? Komedyenlik. Bir komedyenin mesleğini komedyen olarak icra etmesi rastlanmış bir şey mi? Zannetmiyorum. Demek ki önceden layığında yani bir komedyen yoktu. Onbaşı oldum ben. Yani önemli bir yum var benim için. Benim için fazla bile yani onbaşı. Ben yani 8 kişiyi ancak idare edebilirim. Dediler ki sen onbaşı oldun. Gülmeyin ama yani bazı şimdi sivil misafirlerimiz de var. Onlar gülüyor yani on başta hihi falan. Olur mu canım? Hangi 10 kişiden mesul olduğunu bilmiyorsun? Koca tabur. E şimdi... Ulan hangi 10'du benim diyene kadar askerlik bitiyor. Onbaşıyım. Dediler ki bir orgeneral seni çağırıyor. Şimdi... Normalde karşılaşma ihtimali var mı bir orgeneralle? Hani kantinde mi rastlayacaksın yani? Mümkün değil. Gittik. Tıpkı uzay araçları, uzaya yani yükselirken atmosfer dışına hani modül bırakır ya arkada. Bir albayımla Tuğ generalime gidiyoruz. Albay artık kopuyor, gelemiyor. (Gülüyor)
mutlu oldum onları gördüğüme gerçekten. Tuğ genelimizden tüm genelimize gidiyoruz. Orada artık tuğ kopuyor. Tümden kora gidiyoruz, tüm koptu. Or generalimizin artık koridoruna girdik. Orada artık atmosfer dışındayız yani. Orada artık hava yok. Kapıya geldik, benim bu iki tane pırpırım ayrıldı. Kendi kendime diyorum ki... Allah'ım neyle karşılaşacağım acaba? Çocuklar düşünsene, bölükte şimdi yani ast üst ilişkisi olarak hani hor general görme ihtimali ha ya hani teleskobun olur değil mi şu anda? Ya da yukarıda uçakla geçerken yerleri öpeceğim ikisi. Var mı öyle bir şey? Hani böyle bol keseden de sallarlar ya işte ben aslında anti militarist bir kişiliğim var. Silahlar olmasın konuşarak da anlaşabiliriz. Hadi söyle orada. Hadi. Hadi anlat. 34 yaşıma geldim bu sene. Yani ben böyle bir şey görmedim. Yani kostüm zaten bizi aklımızı başımızdan alıyor. Yani bir normal yani sıradan bir erkek o kostümü ancak sünnetinde görür yani. Heyecan içindeyim. Kasmaktan ses tellerim büzüşmüş. Komutanım geldi elimi sıktı. Dedi ki evladım sahneye çıkmak ister misin? Dedim bakın bana evladım diye hitap ha? Şaka değil mi bu? Şaka tabii ki. Komutan 100.000 kişiye diyebilir ki evladım diye hitap eder. Topluluk der ki bir daha söyle. Öyle bir komutandan bahsediyorum. Elimi sıkıyor. Şu mesafedeyim. Yemin ediyorum hissiyatım komutanlarım bilir beni. Hani yüz yüze görüştük. Yemin ediyorum hissiyatım İngiliz kemal. Yani bir görev verin hemen gideyim. Dese ki bana buradan bana helikopterle gireceksin. Derim ki ben kendim... Bıraksa gideceğim. Büyük lütuf. Ya arkadaşlarımla takılacağım çünkü başka vasfım yok. Ya patates soyacağım ya sahneye çıkacağım. İki şey var, vazife var. Hani kabiliyetim o yönde. Yani yapacak bir şey yok. Dedim ki efendim büyük lütuf ben dedim asgari şartları dedim bana hazırlarsanız yani asgari şartlar. Benim özel bir zevklerim yoktur. Beni bilen bilir yani benim ne kuliste özel bir zevkim var. Küvetim olsun, süt doldurayım, yatayım, gözlerime buzlu badem işte efendim. Kremimi sürerim çıkar. Yok öyle bir şey yani. Böyle bir şeyim diyor. Dedim asgari şartları, Denizli'nin asgari şartlarını yerim ben dedim. Dedim bak komutanım ikidir bana zıt gidiyorsun. Demedim tabii. Yani dedim ama duymadım. Baktım duymuyor üstelemedim. Komutan elimi sıkmış. Oğlum duygular acayip. Yani madalya takılıyor hissiyatındayım vallahi. Böyle. Dedi ki evladım sahneye çıkmak ister misin? Dedim seve seve. Seve seve dedim. Ses olmuş Pokemon. Komutan komutan sesiyle konuşuyor oğlum şöyle şöyle oldu mu? Bile bile. Öyle yapıldı mı? Öyle. Ses çıkmıyor ya. Komutanın çay ikram etmişlikleri var. Ben o şeyi içemedim ki çay oldu 20 kilo. Ne zaman makamda bir ziyaretim olsa... Ziyaretim dediğim yani... Dur ya şu komutana bir ziyaret et. Öyle değil tabii. Ama sağ olsun da... Gerçekten çok onora ederek ağırladılar. Çay ikram edildi. Ya çayı elimi götürüyorum ama... Çay kalk tabağından kalkmıyor ki. 20 kilo civa olmuş civa. Komutanım dedi ki bir emir yayınlanacak. Komutanlarımla görüşeceksin. Turne yapacağız. Dedim çok mutlu oldum çünkü ben mesleğimi icra etmezsem ben dedim yani kötü olurum. Öyle meslek ki iki gün yapma, üçüncü gün yoksun. Emin ol öyledir. Yani yapmadığınız zaman unutursun nasıl yapıldığını. Askerden denince artık Yılmaz mobilya. Unuttum. Bir iki asker arkadaşımın, asker kardeşimin bir hatırası olmak bile ne kadar güzel bir şey dedim. Yani benim için onurdur. Dediler para da verilecek sana. Dedim nasıl yani? Bir maaş veriliyor, onbaşıyım maaş. 5 lira.
Evet, 5 milyon lira, 200 gösteri. Hatırlıyorum. Hani bazen bana diyorlar ki sivilde, biletlerin de çok pahalıymış. Vallahi çok ucuz olduğu zamanlar da var. Ona geleydim. Emir'le sahneye çıkmak deyince, şimdi bazı bilen var, bilmeyen var. Bazıları tabii burada çok büyük komutanlarımız var. Onların yani hoşgörüsüne sığınarak ben meslekle ilgili ahkam kesiyorum. Olur, yanlış anlamayın. Yani mesleği dışarıdan bilmeyenlerin düşüncelerini bir yani burada dile getirdik. Şimdi Emir'le komiklik yapmak deyince benim hani yapacağım iş, orada kararlaştırılan iş. Onlar zannetti olay şöyle cereyan edecek. Yani rahat, hazır ol, gel de sıkıyım ben şimdi. Öyle değil efendim, öyle olur mu? Gayet nizami, hakikaten asgari şartlar dediğim nedir efendim? İşte benim bir mikrofonum vardır, yanımda bir Tom Master arkadaşım gelir. Hatta onu da gördüm bugün. Beraber askerliğim sırasında turneye çıktığımız kardeşimi de gördüm. O da askerken beraber çıkıyorduk sahneye. Yani bir emir yayınlanıyor dedi mi? Yani işte yazıyor işte onbaşı Cem Yılmaz anlatacak, izleyenler gülecek. Yani. Bu insanın işi çok kolaylaştırıyor. Ben harbiye diyorum, yok hava harp okulu Yeşilyurt'taki. İlk orada çıktım, izleyenler kostümünü yani öğrenciler, komutan, okul komutanması falan. Hani şahaneydi. Hani gülüp, roh! Kimin kişi? Alkış, daha, daha! Geriye gül, rahim! Bir tane yüzbaşım vardı yanımda, gülmeyenleri not alıyordu. Sonra personel daireye getirip, işte efendim şu albayımız ve eşi gülmediler diye söylüyordu. Ne gülmedi mi? İyi, onu lojmandan çıkarıyorum. Çok mutlu olmuştu. Her yeri gezdik. Bosna, Kosova dahil. Ne hatıra. Kosova'ya gittim. Ki o dönem daha sniper dönemi. Bana çelik yelek giydirdiler sahnede. Hoş geldiniz. Komedyene bak. Kargo uçağıyla gittik. Hava kuvvetlerinden kim var komutanımız? Ya şu C-130 da 160 hala var mı? Nakliye uçağı biliyorsun. Tabirim yanlış değil değil mi ben? Nakliye uçağı denir mi komutanım ona? Nakliye uçağı. Yani vasfı o mu bilmiyorum ama C-130 binmeyen varsa binsin. Aslında hani çok eski bir hava kuvvetleri komutanımızı hani hatırına binaen ona uçak deniyor herhalde yani. Hani alımında... Adı uçak ama normalde bir kenara çek, dürüm evi. Yani... Kumanı da aynı. C-130. İçine biniyorsun, her yer business class. Oturacak yer yok çünkü. Kokteyl havasında gidiyorsun. İçine bindim. Kanadı var, hayret. Çocuklar bindiniz mi C-130'a? Bindiniz mi? Bindiniz. Kalkıyor Allah tarafından. Öyle bir teknik kalkış hani alt ediyor şöyle oldu feet. Heading 369 falan. Yok öyle bir şey. 369 diye de heading olmaz ki. Acıya bak 369 olur mu? Ama bu işi bildiğimi belli ettim onun için. Abi uçak kalkıyor. Havada duruyor. Aşağıda o sırada dünya döndüğü için... Sen zannediyorsun ki bir yere geliyorum ben. Ya 12 saatte bu Ankara'dan Kosova'ya gidilir mi ya? Her yerde duruyoruz baba eski, geldik mi? Yok yok, Türkçe konuşuyorlar, devam edin. Çok güzel hatıraydı ya, çok. Çok güzel hatıraydı. Ama birazcık tabii sağlığımı kaybettim.
kardeşlerimin yanında şimdi ahkam kesecek değilim ama benim de bir kata maceram oldu. Ama ne hastaneymiş arkadaş. Ne güzel maceraydı yani, yemin ediyorum. Zaten ismi de o kadar görkemli ki, Gata! Adını duyduğun anda tedavi görüyorsun. Hani böbreğinde taş var, gittin, Gata diyorlar, tıl! Fırın fırın. Ben ölüp de bir rahatsızlandım. Ayağımı yere basamıyorum. Şimdi hani bu artisttir, numara yapar diye düşünüyorlar ya. Lan basamıyorum ayağımı, çok da nazik bir şey, hani komutanım benim ayağımı işte beni eve gönderin diyecek halimiz yok. Dedim ya, naziklik öyle çok sevilen bir şey değil. Nazik olmayacaksın. Revere gideyim dedim, revir de biliyorsun, tıbbın geldiği son nokta. Hatta tıbbı geçiyorsun ileride. Bacağım uyuşmuş, bir revire gideyim dedim. Senin benim gibi çocuklar var, yani doktora çok nadir rastladım. Oraya hani hasta boğmaca diye gitmiş, kendini geliştirmiş. Ağızda sigara, elinde enjektör atıyor böyle. Denk ettim, tamam otur üstüne enjektörün, tamam. Dedim lan bu. Ya şimdi nasıl olacak? Bir gittim, iki gittim. Tabii dediler ki gel, bu çocuk yok canım. Hani biz şimdi askerken yani kaytarmaya meyilliyizdir ya. Hani rahat, hazır ol. Komutanım kalbim sıkışıyor benim, beni biraz yatırın bana. Herkes kaytarma peşinde. Baklar öyle değil yani. Gata'ya sevk edildi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Beyin cerrahisi kliniğinde yatıyorum. İçten içe diyorum ki Allah'ım diyorum ya ne kadar ihtimam gösteriliyor. Yani bacağım ağrıyor, beyinde yatıyorum. Diyorum ki herhalde hani bana hürmet ediliyor. Yani bu çocuk komple beyindir, aman abi işte bu çocuk. Aman buna iyi bakalım. Doktorluk tabii çok yüce bir meslek, askerlik yüce bir meslek. İkisini bir arada yaşayan insanlarla tanıştım. Yani iki profesyonel, hem zor hem hayat vakfedilen yani hani hayat adına iki mesleği bir arada yapan çok kıymetli komutanlarla tanıştım. Hastası oldum onların, yani kelimenin tam manasıyla. Hastası olmak yani doktorun hastasıyız hepimiz, öyle değil mi? Dediler ki oğlum senin işte MR falanını çekeceğiz, tetkik yapacağız. Dedim efendim yani ne kadar büyük mutluluk. Tetkikler yapıldı, ben bekliyorum ki bana çok böyle kıllı kışlı bir isim söyleyecekler. Senin hastalığın şu diyecekler, ben hani iki üniversite bitirmişim. Hani lejyoner hastalığı dese diyeceğim ki yakışır. Nefise bir geldi fıtık. Ulan hiç havalı bir hastalık değil. Hani inşaatta kürekte kum karıyorduk, fıtık attı. Dedim komutanım bir daha bakın şuna, şöyle havalı bir isim yok muydu? Latince falan söyleyin. Yok dedi, fıtık bu. Ama dedi ameliyat olman lazım. Tabii ki de hani askeri hastaneye nasıl güvenmeyeceksin? Ben Gata'da o teşhis konulacağı evrede bir doğum izledim. Doğum. Doğum mesela rutin bir operasyondur bir klinikte, poliklinikte. Yani her dakika yaptırılan bir şey. Gata'da bir doğum izledim dedim. Doğum bile şu ciddiyetle yapılıyorsa ben fıtığı ameliyatı kim bilir nasıl geliyor komutan. Tak eldivenini takıyor, tak. Rahat. Daha rahat. Dikkat, bakın, nefes, hop, tak, erkek. Bayrak merasimi, çocuğun adının konulması, kapanış. Program yani. Dedim ki, dedim hekimlere zaten hani Türk hekimlerine emanet ediniz diye ulu önderimizin sözü var. Hem asker hem hekim. Tamamen bırak kendini. Ama bana bir tarih verildi. Anasını satayım. 15 Mart. Hatırlıyorum 15 Mart tabii özel bir tarih değil. Ama 14 Mart tıp bayramı. Bir gece önce doktorlar biraz alkol neşe. Sabah benim ameliyat. Gecenin sonunda benim sırtımda Haydari var. Ama güvendim. Güvenmek mümkün değil. Doktorlara canımız feda. Çok özel insanlardır. Var mı burada komutanlarımız Gata'da?
Yeni bir çocuk katıldı. Burada kulisli bir doktor kardeşimizle karşılaşmıştım. Nerede o? Burada mı? Doktor kimse var mı? Yoksa yoktur canım. Bunu gurur meselesi yapmayın. Kitle de bazen öyle diyor. Yok, yetiştiremedik doktor. Hasta var mı? Vardır hasta. Daha çoktur. Genelde gösterilerimizde bir meslek grubundan birini sorduğu zaman çok çekiniyorlar. Niyeyse. Hani doktor var mı? Susun, susun, söylemeyin. Ulan bu öyle bir meslek değil ki, gizlenecek bir meslek. Hatta lafı bile vardı. Açılın, ben doktorum. Başka hiçbir meslekte yok bu. Hani hiç duydun mu? Açılın, ben defterin kemire bakacağım, muhasebeciyim. Hadi lan dersin gider. Doktor öyle mi? Açılın, ben doktorum. Canımız feda. Ama tabii insan sağlığı yerindeyken, bir de yerinde olmadığı zaman başka duygular da oluyor. Doktoru birazcık incitiyoruz, kırıyoruz. Doktorlar da bizi incittiği oluyor tabii. Ama doktorlara emanetiz. Bütün o mahremiyetin falan ortadan kalktı. Bir şey değil o sağlıksız durumda. Ben de şimdi şu sıralarda çok hakikaten ne zaman bahsetsem bu bel kadından yükseliyor. Çok acayip. Ama öyle bir hastalık. Çok da suistimal edilen bir hastalık. Yani bana askeri hastanede denmiş ki oğlum sen ameliyat olman lazım. Eş dost diyor ki sakın ameliyat olma. Sebep? Eskişehir'de bir hoca var. Hepte vardır zaten. Böyle süphanekeyi tersten okuyormuş. Koşarak çıkıyormuşsun oradan. Ulan omurga, arada diskler var, bilimsel. İşte omurilik, sinire baskı yapıyor falan. Bunlar yok. Kütükle vuruyormuş, Hazret Elif yürüyormuş. Yürür tabii, bir daha vurmasın diye ben koşarım. Ya ne tedavi şekilleri söylüyorlar bel fıtığıyla ilgili. Duvarlara yazılar yazılıyor. Bel fıtığı 0500 bilmem kaç, ara beni diye. Duymuşsunuzdur neler? İşte alabalığı kesiyorsun, beline yapıştırıyorsun. Evet, sarıyorsun, 15 gün duruyor, kokudan hastalığı unutuyorsun. Yumurtanın sarısıyla, evet, böyle akını ayırıyorsun, o kadar sürmüyorsun bile. Ulan bu demek efendi gerek mi? Vallahi doktor bu ilaçları verdi ama ben bunları alıyorum. Kişi kendinin doktorudur diye laf var. Halbuki uzmanlık diye de bir şey var. Ben tabii yani dedim ya, sağlık yerinde olduğu zamanki hissiyatımız başka, yerinde olmadığı zaman başka. Hani doktorun eline emanet olduğumuz zaman hani bütün mahrem de ortadan kalkıyor ya, öyledir. En basit bir kalçadan iğne yapılacağı zaman bile, daha dün dilemmesi gibi yaşadım. Hep anlatıyorum, başıma geldi. Hemen böyle ayakta yapıvereyim dedi. Dedim bak bana hiç şaka yapma. Çünkü çok manidar cümleler kuruluyor bu iğne, kalçadan iğne sırasında. Biraz eğil falan gibi. Tabii sağlığımız da yerinde yok ya, razı geliyoruz. Normalde insan hiç böyle şeyler yapar mı? Gidip indiriyorsun, bekliyorsun dakikalarca. Ne saçma bir hareket değil mi? Ama sağlık elden gidince hiçbir mahremin önemi kalmıyor. Öyledir. Şimdi girip hastaneye şey der misin? Merhaba ben geldim, sağlığım da yerinde. Doktorlar dizilsin, bu da benim kıçım der misin? Ne kadar saçma. Ama ihtiyacımız olunca nasıl yatıyoruz hemen şifa bulayım diye. Bu ilişki tabii karışık bir ilişki. Doktorlar, şimdi ayıptır söylemesi, bizim kıçımızı görmek için tıp fakültesini bitirmiyorlar elbet. Ama bizim de insanız ve utanma duygusu vardır. Denir ya mesela, tıpta utanma yoktur. Ulan tıpta yok da bizde var. Ben sinir olmuşum. Çok dikkatli konular bunlar. Çünkü hani bazen böyle olaylar oluyor yani, karşı cinsinden doktora eşini göstermeye çekinenler, hatta olay çıkaranlar falan. Olmaması lazım. Yani bunun öneminin hani ortadan kalkması asıl gerçek olan o düşünerek vurmalar. Şeyi merak ediyorum. Enjeksiyonu yaptı. Bak bir de şu vardır. Şöyle pamukla bir titretme. Soruyorsun diyor ki o ne o sonda yaptığınız o son vuruş, ölüm vuruşu? Diyor ki ilacın vücutta dağılması için vibrasyon veriyoruz. Lan bırak! Niye böyle keşkül gibi titretiyorsun son dakikada? Vurdun, şifayı aldım. Ne oynuyorsun ben? Böyle olunca insan uylanıyor demek. Ama tabii böyle olmaması lazım. Beni hazırladılar sabahın ilk vakası Gata'da, maceram şöyle neticelendi. Soydular beni çırılçıplak. İlk girdiğinde de öyle olmuştu, teslim olduğumda. Soydular, aşı yaptılar bana.
diğer askerlere karşı bana aşı yapıldı demek. Bulaştırır bunlara diye. Soydular, ameliyat entarisini giydirdiler. İnsan hakikaten böyle hani her şeyi hazır olarak giyiyor ya ameliyathaneye. Şimdi giyiyorsun onu böyle kıç açıkta bir şey. Bir de tersten giydiriyorlar. Hani sanki hani gidersen ameliyatta bir şey olursa öbür tarafta bir de alay etsinler, kafayı döndürsünler diye. Bütün hastane bana bakıyor, el sallıyor tanıdıklar falan. Sen de mi ameliyat oluyorsun oğlum? Geleceğiz efendim, oraya da geleceğiz falan diye. Perişan. Bindik asansöre, bindik. Hastane tabii hani hep böyle beyaz, doktorlar, hemşireler, herkes beyaz. Melek gibi, ameliyathane öyle değil. Herkes yeşil. Metaller parlıyor. Kapılar açılıp kapanıyor, kan içinde doktorlar çıkıyor. Herif öldü usta, öldü. Kurban bayramı gibi. Dedim lan ben bu bıçağın altından nasıl kurtulacağım acaba? Dedim buradan koşayım Kızılay Meydanı'na doğru. Baktım kıç açık, dedim boş ver. Yağmurdan kaçarken doluya yakalamıyorum. Delikanlı, ameliyata girdim biliyorsun. Öyle delikanlı gibi kesinden ne gerekiyorsa yapamıyorsun. Yapamıyorsun bazen. İnsan korkuyor. Bir anestezi uzmanı geldi, otur oğlum buraya dedi. Lafa tutuyor beni. Kaça gidiyordu küçükken? Hangi bölümdesin? Ne biliyorsun falan dedi. Sonra anladım ki meğerse buradan arada ilacı veriyorlarmış. Sorular onun için saçmalaşıyor sana. Dormikum diye bir ilaç. Sedatif deniyor. Hani farmakolojik özelliği o, sedatif. Dormikum. Duydunuz mu hiç? Dormikum. Büyük bir ihtimalle bizim şehir suyuna da karıştırıyorlar. Yoksa böyle olmazdı. Vücuda zerk ediyorlar. 5 saniye sonra oradasın. Evet, fiziken oradasın. Ama kafa yok. Biri dese ki gel ameliyat var. Nerede? Nerede? Neşteri vursalar, bağırsakların çıksa kendini toplarsın yerde. Neşe içinde gülerek gidersin. Nasıl bir ilaçsa? Bel fıtığı ameliyatı oldum. L4, L5, S1. S1 dediğim sacrum. Latincesi o. Halbuki kuyruk sokumundaki o kemik. Hani Latincesi daha bir havalı olur. Sacrum. Halbuki kıçımın kenarı desen aynı şey. Benim iki diski aldılar. Benim boyum 1.90'dı. Bana diyorlar ki sen niye katılmadın Sarı Zeybe'ye? İşte diskleri aldırdık da. Ameliyat bitti. Bak şimdi hatırlıyorum. 5 kuruş bir para falan da ödemedik. Öyledir. Büyük bir hizmet yani. Hastanede yatıyorum. Yoğun bakımda. 2 tane asker kardeşim daha var. Onlar da ameliyatlı. Üçümüz de ayılmaya çalışıyoruz. Bir tane karşısında teyze var sivil. Ben böyle ördekle cebelleşirken, hani ördek veriyorlar ya. Canlı ördek zannediyor şimdi onlar. Öyle değil, teneke değil. Harbi ördek. Çünkü sivil hastane olsa tenekede ne olur? Askeri hastane harbi ördek verirler. Hatta benimkisi Donald Duck. Hani o da meşhur ki bünye reddetmesin. Ayılmaya çalışıyor. Ameliyat sonrası oradan teyze bana seslendi. Cindi! Dedi. Efendim ablacığım dedi. Herkese söyleyeceğim. Nedir falan? Cem Yılmaz'la bir gece yattım. Şimdi hani yoğun bakımda bir gece geçiriyorsun ya ne kan dönemi. Ya cümle doğru da gidip akrabalara söylesen töre cinayeti olacak. Adam basacak yoğun bakımı, hortumları sökecekler, kıçını sökecekler orada. Toparlamaya çalışsan söyleyecek lafın yok. Yani abi yalnız değildik, asker arkadaşlar da var. Bazı meslekler, bazı ortamlarda çok zor oluyor. Biz böyle hastanede falan bulunurken, hani derler ya hani her gittiğimiz yerde bizden komiklik bekliyorlar, şaka bekliyorlar. Vallahi ben mesleğimle ilgili hiç gocunacak bir yanım yok. Düşünsene bugün bu kadar özel bir günde sahneye çıkma onurun var. Daha ne artık ben ne korkacağım komedyenlikten. Hani mesleğe soytarılık derler, bir şey derler. Buna da gocunacak bir durum yok. Soytarı ki kralın götünden minderi çeken adamdır. Onun için gocunulacak bir meslek değil.
bir yerde karşılaştığımız zaman benden şaka beklemen de bir utanç değil benim için. Ama senin bana şaka yapman feci oluyor. Yoğun bakımda yatıyorsun, hortum takılı. Gelmiş birisi, çekeyim mi, çekeyim mi? Argümanı da şu, diyorsun ki niye böyle davranıyorsun? E hep siz mi şaka yapacaksınız? Ulan sağlık, ben hangi birisi gece gelip evde fitil falan koyduğum oldu? İlacımı da kesiyorsun lan benim orada. Bazen mesleğimiz, hakikaten mesaimiz hiç bitmez bizim. Her zaman şaka olmak zorundadır. Gocunacak da bir şey yok dedim ya. Yaparız, problem değil yani. Çünkü gülmek kötü bir şey değil. Güler gözlerle bakmak kötü bir şey değil. Hafif meşrep bir şey gibi algılanıyor ama keşke o kadar hafif olaydı da herkes yapaydı. Yani o kadar hafif değil de. Sağ ol. Sağ ol. Ben gerçekten çok mutlu oldum sizlerle birlikte olmaktan. Bir iki tane daha şakam vardı. Burada arkada kuliste sansüre uğradı. Asla öyle bir şey yok. Hakikaten gördük ki kim neyle ilgili, kim neyi seviyorsa onun yanında oluyormuş. Çok mutlu oldum gerçekten. İştirak eden, dışarıdan bu geceye katılımda bulunan biletli davetlilerimiz. Herkese çok teşekkür ederim. Biz heyecanlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Vakıf Başkanımızı 25. yıl anısını vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi geceler. Sağ olun.